hocam. Bir takipçimiz, bir katılımcımız bize demiş ki infodan, biraz uzunca ver yansın etmiş. İnsanları izliyorum, kimisi çok düşünüyor, kimisi hiç düşünmeden yaşıyor. Mutluluklar aslında, mutluluk nedir ona bakmak lazım ifade tam olarak bu. Ama benim hissettiğim gibi hissetmiyorlar. Nasıl desem, rahatlar yani ve gerçekten çok farklı karakterler var. Hatta bir insanda birden fazla bunun oluşumunda çevre çok etkili. Bir dakika, ben burayı anlamadım. Hatta bir insanda birden fazla karakter var. Bunun oluşumunda çevre çok etkili. Ancak bir yere kadar. Ondan sonra kendini geliştirmek kişiye kalır. Benim içerisinden çıkamadığım konu şu. Yaşıyoruz tamam ama niçin yaşıyoruz bilmiyoruz. Sonu yok, emin değiliz. Ne fark eder? Şimdi yok olsam bu dünyadan aman aman bunu sakın intihar emeğiyle bir şimdi okumayın. Sadece merak ediyorum ve işin içerisinden çıkamıyorum. O çok övdüğümüz aklım bile yetersiz kaldı şu an. Okurken benim de aklım yetersiz kaldı ve kafam karışmıyor. Farklı bir şey olmak zorunda. Somut değil, soyut hissediyorum ama bilemiyorum. Bilinmezlik içerisinde kayboluyorum. Çok denedim. Dedim bak bu kişi nasıl yaşıyor, düşünmüyor. Sen de düşünme, yaşa gitsin aman dedim. Ama olmadı. Her seferinde bir yerlerden hop soru işareti çıkıyor. Çok tuhaf değil mi? Çok tuhaf. Bu kadar. Hocam bu soru. Çok tuhaf. Soru o. Çok tuhaf değil mi? Çok tuhaf gerçekten. Arkadaş Andromeda'dan yeni gelmiş galiba. Yani insanlarla ilk defa tanışırken böyle sorunlar olabilir. Yaptığımız şeyi sormak istemiş galiba. Şimdi yani zaten biyolojinin uzmanlık alanı, bu dünyanın, bu kainatın uzmanlığı benzersizlik üretmek. Zaten hepimiz aynı olsaydık bu tip böyle mevzulara da gerek kalmayacaktı. Farklı olmak, farklı düşünmek, bambaşka insanlar olmak, doğru yerden baktığınız zaman aslında bu sistemin temel işleyiş kurallarından biri ve aslında bizim çok büyük faydamıza. Onu da söylemem lazım. Biz kategorize edici, sınıflara ayırıcı zihnimiz nedeniyle hani o zihnimiz rahat etsin diye insanları böyle belli kutulara koymayı severiz. Yani mesela işte erkekler şöyledir, kadınlar böyledir, kuzeyliler şöyledir, güneyliler böyledir, şu dinler olan şöyledir, dinsizler böyledir falan filan gibi bu tip kategoriler içerisinde rahat ederiz. Ama ve lakin başta bu soruyu soran arkadaşım olmak üzere dünyada hiç kimse kategorilere sığmaz. Hiçbir kategori hiçbir insanı tam olarak tanımlamaz. Bu benzersizlik, bu farklılığın bize en önemli faydası şu. Aynı gerçekliğe 7,5 milyar farklı göz bakıyor. Buradan 7,5 milyar farklı deneyim elde ediyor. Ne kadar çok insanla konuşurdu onların bakış açılarını anlarsanız, kendi sınırlı bakış açımızın o kadar genişlediğini fark ediyorsunuz. Yani diğer insanların bakışları olmasa biz bu dünya hakkında hemen hemen hiçbir şey öğrenemeyiz. Ben şimdiye kadar ne öğrendiysem, sorulara verdiğim cevaplardan, işte derslerde anlattığıma kadar %99'u başka insanların bilgilerinden ve görgülerinden geliyor. Yani ben onlardan istifade ediyorum. Ve ben onların bilgilerini, görgülerini onlara ulaşamasaydım, onları öğrenemeseydim, tek başına edinebileceğim tecrübe, benim dünya görüşüm berbat bir şey olurdu muhtemelen. Çok zayıf olurdu. Galiba Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler kitabında da Derin Basitlik diye bir yazı yazmıştım. Orada dünyada 7,5 milyar tane Sinan Canan'ın olduğu bir durum hayal etmiştim. Allah vermesin. Çok kötü bir şey oluyor. Yani düşünsene hepimiz profesörüz. Hepimiz aynı şeyleri biliyoruz. Ekmek yapamıyoruz. Ölürüz yani. Hiçbir şey yapamayız. Dolayısıyla farklı insanların olması bir anomali ya da kafamızı kurcalayacak bir sorun değil. Çok büyük bir nimet. Bu farklılıktan istifade etmek için primat zihnimizi rahat ettiren, daha ilkel beynimize huzur ve sükun veren kategorileri biraz kenara bırakıp sağ beynimizin her şey olduğu gibi görme özelliklerini devreye alabilecek ve daha sonraki muhtemelen videolarımızda bahsedeceğimiz egzersizleri hayatımıza katarız inşallah diye düşünüyorum. Telaş yok, tuhaf da değil, bu iş böyle. Parmak iziniz kimseye benzemiyor, beyniniz de benzemez, zihniniz de.